eleştiriydi aslında. Peki neden Muaviye'yi eleştirmek bir kesim tarafından suç addediliyor veya yanlış addediliyor? Şimdi bakınız, Muaviye'yi eleştirdiğimiz zaman birileri bir yerlere gidilmesini istemiyor, işin gerçeği. Ya tamam, Muaviye'yi kendisinden öncekiler getirdiler o noktaya. Kendi yerinde. Ama şimdi kendi zamanının amirine karşı çıkan bir Muaviye karşımızda. Tarihte görüyoruz. Binlerce la ilahe illallah diyen Müslümanın öldürülmesine sebep olan bir karakter. Ve cennet gençlerinin iki efendisinden bir tanesini zehirlettiren bir Muaviye'den söz ediyoruz. Müslümanların öldürülmesine sebep olan İmam Hasan'ın efendim şehadetinde bizzat parmağı olan, bizzat hem de bir katile birileri la ilahe illallah diyerek ağzında Allah olduğu halde Hazret diyorlarsa, Allah ondan razı olsun diyorlarsa, biz de onlara soruyoruz. Size göre Allah kimden razı değil? Eğer bundan Allah razı ise, peki Allah kimden razı değil? Bunun cevabını bu zihniyet bize versinler. Peki. Yedinci videoyu rica edelim. Orada Ebu Hureyre kelimesi de geçti. Evet, evet. 30 saniyede onu da cevaplayayım. Gitsinler tarihi açıp baksın. Burada kaynaklarda var. Ama program dediğimiz gibi teferruat olmadığı için Muaviye ile beraber diyor geldiler Irak'a. Muaviye gitti hükümet konağına. Ebu Hureyre diyor çıktı minbere, dedi ki ey Müslümanlar, Allah'ın ve Resulünün adına yalan konuşacağımı mı zannediyorsunuz? Bile bile göre göre cehennem ateşini satın alacağımı mı zannediyorsunuz? Ben Resulullah'tan işittim ki her peygamberin bir haremi vardır. Benim de haremim Medine'de Eyr Dağı ile Sevr Dağı arasındaki mesafedir. Kim o mesafe içerisinde fitne çıkarır ise Allah'ın ve meleklerin ve peygamberlerin laneti ve lanet edicilerin laneti onun üzerine olsun. Diyor bu hadisi, güya bu hadisi söyledikten sonra dedi ki Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki Ali peygamberin hareminde fitne çıkardı. Daha kendisi diyor Muaviye'nin yanına gitmeden bu haber Muaviye'ye ulaştırıldı. Ve kendisi Muaviye'nin yanına gidince Muaviye buna dedi ki seni Medine'nin valisi yaptım. Evet. Peygamber adına yalan hadis uyduran vali olmuş ve bunların dilinde hazret olmuş ise tarih bunları yazıyor. Bakın biz bunları yalandan, iftiradan, kendimizden efendim üretmiyoruz. Peki. Böyle bir sahtekar, böyle bir yalancı, peygamber adına yalan konuşan birisi radıyallahu anh olmuşsa birilerinin ağzında, Allah ondan razı olsun olmuşsa birilerinin ağzında, diyoruz ki Allah kimden razı değil? Buyurun siz cevap verin. Peki. Bir sonraki video lütfen.